Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde Davetül Mazlum isimli metnimizi okuyacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Davetül mazlum demek arkadaşlar. Mazlum burada haksızlığa uğramış anlamındadır. Davede dua demek arkadaşlar. Mazlumun duası da diyebiliriz. Haksızlığa uğramış kimsenin de duası şeklinde burayı anlayabiliriz. Evet, da'ana bizi davet etti demek arkadaşlar. Burada da'a davet etti, na bizi. Kim davet etti? Kebiru ailetina, ailemizin bir büyüğü desek daha güzel olur arkadaşlar. Ya da bir aile büyüğümüz bizi davet etti. Merraten bir keresinde ila velimetin bir ziyafete. Bakın burada velime ziyafet anlamındadır. Fi beytihi kendi evinde. Bir aile büyüğümüz bir defasında kendi evinde bir veli ziyafeti bizi davet etti dedik. Tazummu içerir. Bu içeren şey ne? Velime arkadaşlar. Bunun sıfatıdır. Efradel aileti ailenin bireylerini içeriyor. Cemian bütün. O zaman bütün aile bireylerini içeren bir ziyafete kendi evinde bir aile büyüğümüz birinde efendim bizi davet etti dedik. Ve addelena bize hazırladı. Maideten bir sofra vada'a fiha o sofraya koydu. Bakın yine burada vada'a maide kelimesini efendim cümle olarak arkadaşlar sıfatıdır. Külle ma şeylerin hepsini nasıl şeyler bunlar? Ye lezzu lezzetli ve yatibu hoş. Burada güzel ve hatta buraya güzel de diyebiliriz arkadaşlar. Güzel ve lezzetli şeylerin hepsini içine koydu. Bir sofra hazırladı bize şeklinde. Burayı anlayabiliyoruz. Devam ediyoruz. Ve heyye yine hazırladı lena bize ya da bizim için hazırladı diyelim. Küllema yesurruna ve yurzina. Şeylerin hepsini nasıl şeyler? Yesurruna bizi böyle sevindiriyor. Bizi sevindiren her şeyi diyelim ve yurzina burada bizi memnun eden, bizi sevindiren ve bizi hoşnut eden de diyebiliriz burada. Yurzina kelimesine bizi sevindiren, bizi hoşnut eden her şeyi de bizim için hazırladı. Devam ediyoruz. Ve de hep ben gittim ileliştimai toplantıya gittim. Yani buradaki toplantıdan kasıt buradaki ziyafettir arkadaşlar. Munşeri hassadri arkadaşlar rahat bir şekilde yani içim rahat bir şekilde diyebiliriz. Hadi el bali böyle kafamda rahat. Dolayısıyla içim rahat, kafam sakin diyelim burada. Kafam sakin, içim rahat bir şekilde toplantıya gittim. Fema celestü ben oturmadım. Bakınız ma'al akribai akrabalarla ve zuyufi ve de misafirlerle. İlla ancak oturdum nisva saatin yarım saat. Burada şunu söyleyelim. Yarım saat kadar diyelim. Hatta yarım saat efendim misafirler ve akrabalarla oturmuştum ki burada arkadaşlar hatta zâka sadri böyle gönlüm daraldı ya da içim daraldı diyebiliriz arkadaşlar. İçim daraldı, içim sıkıldı diyebiliriz. Ve ahsestü ben hissettim kenne şeyen kaviyen sanki güçlü bir şey yedfe'uni beni itiyor ilel huruci çıkmaya def'an. Burada şey diyebiliriz arkadaşlar. Burada def'an kelimesi yedfe'uni fiilinden mef'ulün mutlaktır. Böyle ciddi bir şekilde gibi bir anlam verebiliriz. Ciddi beni güçlü bir şey sanki dışarı çıkmaya ittiğini hissettim şeklinde anlayabiliriz. Ve in bakaytu eğer kalarsam ekfara min zalike eğer bunun ekfara min zalik bundan daha fazla kalırsam seahteniku ben boğulacağım arkadaşlar. Daha fazla kalırsam boğulacağım şeklinde burayı anlayabiliyoruz. Evet, izin istedim lil huruci çıkmaya. Ya da çıkmak için izin istedim. Feteaccebu, onlar da bunun üzerine böyle şaşırdılar, hayret ettiler. Minni bana. Bana şaşırdılar, hayret ettiler. Ve kündü ben, ene ve küntü ene. Ben diyeceğim, bu ene tekittir. Acebu min nefsi. Kendime hayret etmiştim. Ben de kendime şaşırmıştım diyebiliriz. Ve la ya'rifu, bilmiyorum sebeben, bir sebep. Lima hadise li, bu bana niçin oldu? Ya da başıma, şimdi arkadaşlar şöyle anlayalım. Ve la a'rifu, ben bilmiyorum. Sebeben, bir sebep. Neyin sebebi? Lima, şeylerin sebebi. Hadese, oldu. Li, bana. Bana olan şeyin sebebini ben bilmiyor idim. Ve fesede, böyle bozuldu. El-içtima'u, toplantı. Burada bir araya geliyorlar ya arkadaşlar. Toplantı bozuldu ya da toplantının huzuru kaçtı diyebiliriz. Ve rahat, bakın gitti. Behçetül likai, yani görüşmenin sevinci, mutluluğu gitti. Kimle görüşmenin? Bil ihvan, arkadaşlar, kardeşler diyelim buraya arkadaşlar. Vel ahibbeti, ve de dostlarla. Dostlarla ve kardeşlerle işte görüşmenin de mutluluğu kayboldu. Ve za'a, bakın yine arkadaşlar, yine kayboldu. Ma'ul şeki, kanu, onlar beklediler. Kanu, onlar idiler. Yetevekkaune, yetevekkaunehu, onlar bekliyorlar. Bu hu'yu arkadaşlar ma'ya döndürürüz. Onların minel mesarrati, burada mesarra mutluluk demek. Hatta sevinç demek arkadaşlar, ve saadet de mutluluk demek. Dolayısıyla onların sevinç ve mutluluktan beklemiş olduğu şeyler de kayboldu. Dolayısıyla onların beklediği mutluluk ve sevinç de kayboldu diyebilirim. Ve elgav, bakın elgav, onlar attılar. Ne attılar? Billevmi, böyle bir kınama, vel itabi, azarlama, aleyye, bana. Şimdi beni onlar kınadılar ve azarladılar diyebiliyoruz buraya arkadaşlar. Ve ene, ben a'zuruhum, onlardan özür diledim. Ve la edri, ben bilmiyorum. Limada, niçin faaltu, yaptım, zalike, bunu. Bunu niçin yaptığımı ben bilmiyorum şeklinde burayı da anlıyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Kâne beytü kebiril aileti, aile büyüğünün evi idi. Neydi? Fi sefhi cebeli Gasyun. Yani Gasyun artık bir özel isim arkadaşlar. Gasyun dağı eteklerindeydi aile büyüğünün evi. Nerede? Fi mıntıkatin, bir yerde, bir bölgede. İsmuha Hayyul Afifi, İsmi Hayyul Afif olan bir bölgede, Gasyum dağı eteklerindeydi şeklinde anlıyoruz. Burada Hayyum mahalle demek arkadaşlar, ama burada yine anladığımız kadarıyla özel isim kullanılmış. Afif de iffetli, namuslu anlamına gelir sözlüklere baktığımızda. Ve indema haraçtü, ben çıktığımda, minel beyti, evden efendim çıktığımda, merrabi el gitaru, şimdi tren bana uğradı diyeceğim. Yanımdan tren geçti ve kâne farigan, boş idi. Fazamtü, ben karar verdim. Ale rukum, ona binmeye karar verdim. Ve lakinni, ancak ben ahsestü, hissettim. Ne hissettim? Ke enne yeden kaviyen, güçlü bir el sanki. Tub'iduni anhu, onu benden uzaklaştırıyor. Güçlü bir elin onu benden sanki uzaklaştırdığını hissettim. Başka ne yapıyor? Ve temne'uni, beni engelliyor. Mine su'udi ileyha, ona binmekten. Bunu artık bilmek diyeceğim arkadaşlar. Ona binmekten de yine beni engelliyor ve engelleyen, beni ondan uzaklaştıran güçlü bir el hissettim sanki diyoruz. Ve meşeytü, ben yürüdüm, ala ricileyye, ayaklarım üzerine, yani yayan olarak yürüdüm diyebiliriz arkadaşlar. Ve la a'rifu, ben bilmiyorum. İlâ eyne ene zâhibun, İlâ eyne, nereye? Ene zâhibun, ben gidiyorum. Ben nereye bildiğimi de ben nereye gittiğimi de bilmiyorum şeklinde anlıyoruz. Hatta geçmişe dönük anlatıyorsa arkadaşlar nereye gittiğimi de bilmiyor idim diyebiliriz buraya. Kâne tariku, yol idi. Farikan, yol boş idi. Ve leylü, gece de sakinen, sakin idi. Ve mâ meşeytü illâ galilen. Ben biraz yürüdüm. Ve mâ meşeytü, yürümedim, illâ galilen, az. Ben biraz yürüdüm. Vecettü, bakın buldum demeyeceğim burada. Gördüm diyeceğim. Gördüm. İmraeten, bir kadın, tahmilu, taşıyor, veleden, bir çocuk. Bir çocuk taşıyan kadın gördüm. Başka ne yapıyor bu kadın? Ve teshabu, çekiyor. Bir yediha, eliyle, veleden, ahara, başka bir çocuğu da eliyle çekiyor. Bir çocuğu taşıyıp bir eliyle de diğer bir çocuğu böyle çeken bir kadın gördüm. Elinden tutup muhtemelen biri kucağında biri elinde şeklinde arkadaşlar bu kadın yürüyor. Bunu bu halde görmüş. Ve hiye, o yine kadın, tepki, ağlıyor ve ted'u, dua ediyor. Ted'u, dua. Ted'u, duaen, dua ediyor. Hafiten, böyle alçak sesle. Lem etebeyyenhu, ben onu anlamıyorum. Anlamadığım alçak bir sesle dua ediyor arkadaşlar. Öyle söylüyorum. Bak tarabtü, ben yaklaştım, minha, ona yaklaştım. Ve seeltuha, ona sordum. Mâzâ biki ya uhti, ey kardeşim sana ne oldu? Ve hafet, korktu o bunun üzerine. Fi bidayetil emri minni. Bidayetil emri demek arkadaşlar işin başında ya da başlangıçta benden korktu, bakın burada minni gördüm. Ve zannet, zannetti ki anneni, ben ebtagi, istiyorum, es-su'e, kötülük, biha, ona. Dolayısıyla benim kendisine kötülük yapmak istediğimi zannetti diyebilirim. Ve nazarat ileyye, nazarat baktı, ileyye, bana baktı. Felemma ra'et, gördüğünde ya da burada anladı diyeceğim arkadaşlar burayı da. Anladığında neyi? Enneni, ben şeyhun zayıfun, zayıf, yaşlı birisiyim. Benim zayıf, yaşlı birisi olduğumu anladığında hedeet, sakinleşti, vetme'ennet, böyle rahatladı arkadaşlar. Sakinleşti ve rahatladı diyoruz. Evet. Ve şerahat, açıkladı, li, bana, emraha, kendi durumunu arkadaşlar. Durumunu da bana açıkladı. İnneha, o, imraetün, bir kadın, min Halebe, Halepli bir kadındır o. Ve zevcuha, onun eşi, ya'melu, çalışıyor, muvazzafen, işte görevli olarak, bir Dimeşk'a, Dimeşk'te görevli olarak çalışıyor onun kocası da. Vakat tara daha min beytihi. Burada tara da atmak anlamında, kovmak anlamındadır. Vakat tara daha, onu kovdu. Min beytihi, evinden. Evinden de onu kovmuştu. Ve hiye, o, yani o kadın, la tarifu, bilmiyor. Eyne tezhebu. Eyne, nereye? Tezhebu, gidiyor. Buraya nereye gideceğini bilmiyor diyelim. O kadın nereye gideceğini bilmiyor şeklinde anlayalım. Ve leyse leha, onun yok, illa halin, sadece bir dayısı var. La tastadi'u el vusule ila mekanihi. La tastadi'u, yapamıyor, el vusule, ulaşmayı, ila mekanihi, o dayısının yerine diyelim. Ya da burada kendisi gibi düşünelim arkadaşlar. Kendisine ulaşamadığı bir dayısından başka da o kadının kimsesi yok şeklinde anlayalım. Fakultü, ben dedim, leha, ona dedim. Ene, ben, usiluki, seni efendim ulaştırırım. İlâ beyti haliki, dayının evine seni ulaştırırım. Vezhebi, sen git, minel gadi, yarından itibaren, ilel mahkemeti, mahkemeye. Buna yarın sen mahkemeye git şeklinde de arkadaşlar bu cümlemizi anlayabiliriz. Şimdi devam ediyoruz. Farfa'i yükselt, şekvaki şikayetin ilal kadıya yükselt. Şikayetini kadıya söyle de diyebiliriz arkadaşlar. Bildir de diyebiliriz. Fezdade bükâuha. Fezdade arttı bükâuha. Onun ağlaması arttı. Bakınız. Daha çok ağladı diyelim. Ve galet dedi. Keyfeli. Keyfeli. Nasıl ben? Bil vusûli ilel kâdi. Bu şu demek arkadaşlar. Nasıl ben kadıya ulaşırım? Ve ene imraetun miskinetun. Ben böyle fakir, zavallı bir kadınım. Ben zavallı bir kadınım. Vel kadi, kadı ise, kadı da la yestakbilu, kabul etmez misli. Benim gibi birini kabul etmez. Ya da benim gibi biriyle görüşmez şeklinde anlayabiliriz arkadaşlar burada. İstakbela karşıladı anlamı var. Benim gibi birini karşılamaz dersek efendim burada çok hoş olmadı. Kabul etmez, görüşmez diyeceğiz. Ve la yestemi'u ileyhi. O dinlemez ve la yestemi'u ileyhi. Yani yine benim gibi birini dinlemez diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde anlayalım. Bu huyu misliye gönderirsek yani yine benim gibi birinde dinlemez, kulak vermez şeklinde anlayabiliriz. Evet. Legat merra ala hadihil hadiseti. Legat bakın merra ala üzerinden geçti anlamına gelir. Bu olayın üzerinden geçti. Ne geçti? Ekferü min telâfîne seneten. 30 yıldan daha fazla bir süre geçti bu olayın üzerinden. Velakinni ancak ben etevekkeruha onu hatırlıyorum ceyyiden. İyi bir şekilde hatırlıyorum. Kenneha sanki o vakaat bu o artık olaydır arkadaşlar. Vakaat gerçekleşti. Meydana geldi bilentisi dün. Ben onu dün gerçekleşmiş gibi hatırlıyorum şeklinde anlayabiliriz. Çünkü ben yine bizalikel vakti o dönem ben idim kadıya Dimeşka. O vakit ya da o zaman ben Dimeşk kadısıydım. Fekultu leha ona şöyle dedim. Lekad istecaballahu duaeki ya uhti. Ey kardeşim Allah senin duanı bakın kabul etti. İstecabı kabul etti. Allahu Allah. Duaeki duanı ey kardeşim dedik arkadaşlar. Yani ki çünkü sen mazlumetün haksızlığa uğramış birisisin. Ve davetül mazlumi mazlumun haksızlığa uğramış kişinin duası leyse beyneha ve beynallahi. Dolayısıyla arkadaşlar haksızlığa uğramış kimsenin duasıyla Allah arasında yok. Leyseden dolayı yok diyoruz. Ne yok? Hicabın bir perde. Bir perde yoktur. Ben el-kadi. Ben kadıyım. Vakat ahraceni Allahu. Allah beni çıkarttı. Min beyni ehli. Ailemin yanından. Ya da ailemin arasından beni dışarı çıkarttı. Ve mena'ani. Beni engelledi. Min rukubil kıtari. Trene binmekten de beni engelledi. Ve caebi beni getirdi. Min hâve tariki bu yoldan getirdi. Fi tilke saati bu saatte bu yoldan da beni getirdi. Li asile ileyki sana ulaşmam için. Ve akdiya hacete ki senin ihtiyacını gidermem için. Efendim diyoruz. Seninle ulaşıp ihtiyacı gidermem için bu saatte Allah beni bu yoldan da getirdi. İzhebi biha sen git gaden yarın ilal mahkemeti sen işte, düzeltiyorum arkadaşlar şurayı okumadık ve hadihi bu bidaqati benim kartımdır İzhebi biha onunla git gaden yarın ilal mahkemeti mahkemeye git hunake orada arkadaşlar. Se'elqaki, seninle ben karşılaşacağım. Yani seninle görüşeceğim. Velen etrukeki, seni ben bırakmayacağım, terk etmeyeceğim. Hatta erudde ileyki, sana verinceye kadar hakkaki, hakkını. Evet, hakkını sana verinceye kadar ya da iade edinceye kadar seni bırakmayacağım. İnşallah Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle şeklinde burayı anlıyoruz. Metnimiz böyleydi arkadaşlar. Bakınız burada alıştırmalarımız var. Ki müfredat dediğimiz kelimelerimiz var. Kelimelere de bakabilirsiniz. Burada sorulara cevap ver demiş. Biz sorulara yine cevap arkadaşlar vermeyi size bırakıp buradaki soruların anlamlarını söyleyip soru isimlerini, iraplarını söyleyeceğiz. Bakınız eyne iştema'al efradul aileti. Aile nerede bir araya geldi? İştema bir araya geldi demek. Burada eyneyi mef'ulün fih olarak kabul ederiz. Mekan zarfıdır. İmadani'tin taaccebe efradul aileti. Aile üyeleri böyle hayret etti, şaşırdı. Minel kadi. Kadıya niçin şaşırdı? Ulema limada ise arkadaşlar burada karşımıza mef'ulün leclih olarak çıkar. Bakın meta ne zaman? Kânet hadisetul kâdi ma'al mer'eti. Kadının olayı kimle? Kadın ile olayı ne zaman idi? Burada meta kânenin öne geçmiş arkadaşlar haberi olarak irab edilir. Onu söyleyelim. Hatta burada şibih cümle haber olarak kabul ederiz. Kâne ma'al imrati. Kâne ma'al mer'eti hine kabelehel kabil. Kemveleden kaç çocuk kâne idi ma'al mer'eti, kadının yanında var idi. Ne zaman? Hine kabeleha, onunla karşılaştığında el kabi, kadı. Kadı dedi. Kadı kadın ile karşılaştığında kadının yanında kaç tane çocuk vardı şeklinde bunu ifade ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki kem müpteda olarak irab ederiz bunu. Devam ediyoruz. Limadani için hafetil mer'etu, kadın korktu. Minel kadi, kadıdan korktu. Fi bidayetil emri, başlangıçta. Mef'ulü leclih deriz yine buna. Bime nasahal kadi, neyi tavsiye etti? El mer'ete, kadı, kadına neyi tavsiye etti? İndema ahberathu, ona kadın haber verdiğinde, bir müşkiletiha, problemini ona söylediğinde diyelim. Bu da ma arkadaşlar yine öne mef'ulün bih gayri sarih olarak irab ederiz ma'yı da. Geliyoruz buraya. Aşağıdaki bakınız şöyle demiş. Da alamete savabin emamel ibareti sahiha ve alamete hatayin emamel ibaretil hata tümme sahih el hatae demiş. Burada şunu söylüyor arkadaşlar. Doğru cümlelerin önüne doğru tik işareti, yanlışın üzerine de işte yanlış çarpı işareti koyun. Hatalarda düzeltiniz demiş. Düzeltmeyi biz burada yapmayacağız arkadaşlar. İbareleri okuyup doğru ya da yanlış olduğunu söylemeye çalışacağız. Kânetil velimetü ziyafet li kebir ricail aileti. Burada ziyafet aile erkeklerinin büyükleri içindi. Yani burada böyle bir şey var ama aileyi çağırmıştı. Sadece aile erkeklerinin aile ricalinin büyükleri için böyle bir bilgi geçmedi arkadaşlar. Dolayısıyla bunu eksi diyebiliriz. Efsetel kadi behçete içtimail aileti. Kadı ne yaptı? Bozdu. Bakın burada. Neyi bozdu? Yok etti, bozdu. Behçe mutluluğu, aile toplantısının böyle mutluluğunu bozdu. Evet, bozdu arkadaşlar. Doğru kabul ederiz. Kanel kadı, kadı yâlemi biliyor idi. Neyi? Sebebe mâ hadeselehu, kendisine başına gelen şeyin sebebini biliyor idi. Arkadaşlar bilmiyor idi. Onu söyleyelim. Lem yerkebil kadi el kitara li'annehu kâne muzdahimen. Dedi ki bakın, lem yerkebil kadi, kadı binmedi. El gıtar, trene binmedi. Li'annehu, çünkü o, yani tren, kâne muzdahimen, kalabalık idi. Ya da tıklım tıklım doluydu diyoruz. Lil mer'eti, kadını var. Ekaribu, kethiruna. Kadının, burada bayanın diyelim, bayanın birçok akrabası var idi. Kimsesi yoktu arkadaşlar. Buradan bile eleyebiliriz. Lakinneha, ancak o, la ta'lifu mekanehum, onların yerlerini bilmiyor idi. Yani bir tane efendim dayısı vardı. Bunu da yanlış kabul ediyoruz. La yemna'u şey'un davetel mazlumun min vusuli ilallah. Şöyle diyelim. La yemna'u, engellemez, mani olmaz. Şey'un, herhangi bir şey mani olmaz. Davetel mazlum, mazlumun davetine, duasına, haksızlığa uğramış kimsenin duasına, minel vusul ilallah, ulaşmasını engellemez. Kime ulaşmasın? İlallahi, Allah'a. Dolayısıyla hiçbir şey haksızlığa uğramış kimsenin duasının Allah'a ulaşmasına mani olamaz şeklinde burayı anlıyoruz ve bunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada ise doğru cevabı seçeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Zehebe gitti. El kadı, kadı gitti. İlal içtimai, toplantıya gitti. Ve hüve o. Bakın, hazin üzgündü. Said mutluydu. Gadık kızgındı. Melif hastaydı. Mutlu bir şekilde gitti değil mi arkadaşlar? Celese oturdu. El kadı, kadı oturdu. Ma efradil aile, aile üyeleriyle birlikte oturdu. Ne kadar? Nısva saatin, yarım saat, saaten 1 saat, saaten ve nisvan 1,5 saat, saaten 2 saat, nısva sağa geçti arkadaşlar metinde. Şimdi elga efradul aileti, aile bireyleri elga billevmi ile arkadaşlar ayıpladılar demek. Ayıpladılar, kınadılar. Alel kadi, kadıyı ayıpladılar, kınadılar. Leannehu, çünkü o efsede içtima'ahum, onların böyle toplantısını, onların bir araya gelmesini bozdu. Yaka'u beytü kebiril aileti ala cebeli. Şimdi yaka'u bulunur. Beytü kebiril aile, aile büyüğünün evi bulunuyor. Nerede? Ala cebeli Gasyun arkadaşlar. Gasyun dağı üzerinde bulunuyor diyebiliriz. Ve cedel kadı fit tariqi imraeten. Kadı yolda bakın bir bayanla karşılaştı. Ve cedeyi burada artık karşılaştı da diyebilirim. Gördü de diyebilirim arkadaşlar. Nasıl bir bayan? Tepki, ağlıyor, tenamı, uyuyor. Tecriyi burada koşuyor gibi anlama gelir. Arkadaşlar Tuganni şarkı söylüyor. Şimdi burada tepki, ağlıyor diyeceğiz arkadaşlar. Bayan ağlıyor idi. Evet. Talebe istedi. El kadi, kadı istedi. Minel mer'eti, bayandan istedi. Entedhebe gaden ila, yarın gitmesini istedi. Nereye? Beyti zevciha, kocasının evine, beyti haliha, dayısının evine, beyti ebiha, efendim babasının evine, el mahkemeti, mahkeme. yarın mahkemeye gitmesini arkadaşlar istemiş idi. Evet, tedribatül müfredat ve terakip alıştırmalarıyla arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar tedribatül müfredati ve terakip bölümüyle devam ediyoruz. Burada bize şunu söylüyor, bakınız. Tedribat anlayalım, alıştırmalar demek. El müfredat burada kelimeler ve terakip de terkipler arkadaşlar, tamlamalar gibi düşünebilirsiniz. Bunlarla ilgili şimdi alıştırma yapacağız biz. İlk alıştırmamıza bakıyoruz arkadaşlar. Bizden kelimelerin cemisini bulmamızı istemiş. Biz de hemen cemisini ifade edeceğiz. Bakınız, üktüp yazınız. Cem'al kelimat leti. Cem'al kelimat, kelimelerin cemilerini yazınız. Burada leti kelimatın bir sıfatıdır. Nasıl kelimeler? Tahtaha, altında var. Haddun, çizgi, fil ibaratil atiyeti. Aşağıdaki cümleler, ibarelerde, cümlelerde diyoruz. Önce okuyalım. Da'ana, bizi davet etti. Kebiru ailetina, bir aile büyüğümüz diyoruz buraya. Merraten, birinde, bir defasında. İla velimetin, bakınız bir ziyafete, fi beytihi, kendi evinde dedik. Yukarıda okuduk. Bunları arkadaşlar anlamlar noktasında hızlı geçiyorum. Kebir kelimesinin cemisi kibar şeklinde karşımıza çıkar. Hatta şurada efendim işaretleyicimizi biraz değiştirelim. Kibar olarak arkadaşlar bakınız karşımıza çıkar. Diğer taraftan velime kelimesi ziyafet demiştik. Bu düğün yemeği anlamına da gelir. Velimat şeklinde cemisini görebiliriz veyahut da velaimu şeklinde görebiliriz. Devam ediyoruz. Dehebtü, ben gittim, ilel içtimai, toplantıya gittim, ve küntü, ben idim, neydim? Münşerihas sadri, ben rahat idim diyeceğim arkadaşlar. Ben içi rahat idim ya da benim içim rahat idi diyebiliriz. Burada sadr kelimesine baktığımızda kelimenin göğüs anlamına geldiğini görüyoruz. Bunun cemisi sudurdur arkadaşlar, onu söyleyelim. İçtima kelimesine baktık, toplantı demek, cemisinin içtimaatun şeklinde kullanıldığını ifade ediyoruz. Devam edelim. Kâne beytü kebiril aileti, aile büyüğünün evi idi. Neydi? Fî sefhi cebeli Gasyun, Gasyun dağının eteklerinde idi diyoruz. Burada beyt kelimesinin cemisi buyuttur arkadaşlar. Bakınız efendim, devam edelim. Cebel kelimesinin cemisi cibalün görebiliriz. Ecbülün şeklinde yine görebiliyoruz arkadaşlar. Ecbalün şeklinde görebiliyoruz. Bunlara biz cemi mükesser diyoruz. Cemi mükesserler bir tane de olabilir, iki tane de olabilir, üç tane de, bazen dört tane de görürsünüz. Bir ismin kırık cemileri en az bir tane olur diyelim arkadaşlar. Birden fazla da olduğunu biliyoruz. Evet, dörtle devam edelim. Hafetil mer'etü, kadın korktu. Fi bidayetil emri, başlangıçta, minni, benden. Bakın el mer'etü kelimesinin cemisi nisaundur arkadaşlar. Buraya ifade edelim. El emru kelimesi durum anlamına gelir. Emir anlamına da tabii ki gelir bu. İş, mesele, konu gibi anlamlar içerir. Bunun cemisi de umurdur. Bunu da hemen görmüş olalım. Evet. Ra'et el mer'etü. Ra'etil mer'etü. Kadın bakın gördü. Enneni, ben, şeyhun, daifun, benim yaşlı, burada şeyhun yaşlı demek de, zayıf da zayıf demek arkadaşlar. Benim zayıf ve yaşlı birisi olduğumu gördü. Şimdi şeyhun kelimesinin cemisi şuyuh gelir arkadaşlar. Aynı zamanda hoca da anlamına gelmektedir. Meşayihu şeklinde de görüyoruz. Daif kelimesinin cemisinde duafa şeklinde zayıflar, zayıf kimseler olarak görmekteyiz. Devam ediyoruz. Zevcül mer'eti, kadının kocası, ya'melü, çalışıyor, muvazzafen, görevli olarak, fi Dimeşk'a, Dimeşk'ta. Şimdi burada zevç kelimesinin cemisi ezvaçtır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Muvazzafun kelimesinin cemisi de muvazzafune şeklinde olduğunu ifade ederiz. Evet, görevli demek muvazzaf, çalışan demek arkadaşlar. Bu tür anlamlara geliyor. Bu alıştırmamızı böyle yaptıktan sonra diğer bir alıştırmamıza geçiyoruz. Hemen bunu da okuyalım. İhtar müradifel kelimat, kelimelerin burada müradiflerini tercih ediniz demiş. Biz hemen bakalım müradiflerine. Evet. Muradifler, eş anlamlar demek. Eş anlam demek muradif arkadaşlar. Aleti tahtaha haddun, altında çizgi bulunan yine kelimeler. Böyle ibaratil atiyeti aşağıdaki cümlelerde. Heyye, bakın hazırladı lena bize kebirul aileti, aile büyüğü. Küllema yesurruna ve yurudina, bizi sevindiren ve bizi efendim razı mutlu eden her şeyi bize hazırladı. Biraz buralarda tercüme yaparken kelime anlamı üzerinde artık pek durmuyorum arkadaşlar. Çünkü bunları tercümede, ana metinde biz yaptık zaten. Şimdi heyye hazırladı. Gelin anlamlarını söyleyelim. İştera satın aldı. Kaddeme sundu. Takdim etti. Cehheze hazırladı. Ersele gönderdi. Bakınız cevabımız cehhezedir arkadaşlar. İyice burayı işaretleyelim. Bir kez daha işaretleyelim. Evet. Varahat gitti. Behcetül likai, karşılaşmanın, buluşmanın sevinci. Bilihvani, kardeşlerle ve ahibbeti ve de dostlarla. Ben buraya arkadaşlar ve dostlarla desem güzel olur. Burada ihvan büyük ihtimal arkadaşlar arkadaşlıklarını kastediyor diye düşünüyorum ben. Şimdi burada behçet, mutluluk, sevinç gibi anlamlara geliyor. Bunu bulmaya çalışacağız. Hadikatun bahçe demek. Saadetun bakın mutluluk demek burada. Dolayısıyla cevabı bulduk. Hararatun, hararet sıcaklık demek, ısı demek. Ehemmiyetün, ehemmiyetün önem demek arkadaşlar. Cevabımız burada saadetün olacak. Zannet, zannetti. Elmer'etü, kadın. Neni ben ebtagi istiyorum essu'e biha, ona kötülük yapmak istiyorum. Burada Abtagi, ben istiyorum. Bakın istiyorum anlamına gelen fiilimizi bulacağız. A'tedi, ben efendim saldırıyorum böyle. Ganni, ben şarkı söylüyorum. Ahafu, ben korkuyorum. Uridu, ben istiyorum. Cevabımız burada urid olacak. Onu söyleyelim arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. İndeha, o imraetün bir bayandır. Min Halebe, Halep'ten bir bayandır ya da Halep'li bir bayandır diyoruz. Fakat taradaha efendim onu kovdu, attı. Zevcuha, onun eşi min beytihi evinden. Evinden kovdu, evinden çıkardı diyoruz arkadaşlar. Tarada kelimesine. Şimdi burada bakalım bu anlamı hangisinde bulacağız? Ahracaha, onu çıkarttı. Bu oldu arkadaşlar. Karrabaha, onu yaklaştırdı. Menaaha, onu engelledi. Harameha, onu engelledi anlamına geliyor. Burada onu çıkartıp attı anlamını veren ahraca efendim cevabı doğru cevaptır diyoruz. Lakat merra ala hadihil hadiseti. Bakın lakat merra ala geçti. Üzerinden geçti. Ala hadiseti, alel hadihil hadise. Bu olayın üzerinden ekserü min selâsine sene, 30 yıldan daha fazla bir süre diyoruz. Bakın burada hadise olay demek. Şimdi hikâ el hikâyeti hikaye demek. El vâkiatu olay demek arkadaşlar. Eşşekva şikayet demek, el velimetü ziyafet demek gördüğünüz gibi. Davetül mazlumi haksızlığa uğrayanın duası, leyse beyneha onun arasında ve beynallah ve Allah arasında leyse yoktur. Ne yoktur? Hicabun böyle örtü yoktur arkadaşlar. Bakın burada siyabun elbiseler demek. Sahabun bulutlar demek. Riyahun rüzgar demek arkadaşlar. Manion engel, mani demek. Burada hicab kelimesi engel, mani anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla cevabımız manion, manion kelimesi olacak arkadaşlar. Evet, burada sahabun bulut anlamına geliyor. Bulutlar dedik, orada dilimiz sürçtü arkadaşlar, onu söyleyeyim. Diğer bir alıştırmamız sılil kelimete fil kaimeti hemze bir ziddiha fil kaimeti ba. Şimdi kelimelerin burada zıtlarıyla eşleştirilmesini istemiş. Biz de hemen onu yapalım. Hatta şöyle yapalım mümkünse. Evet, bakın bu zâka daraldı demek arkadaşlar. İttesa'a genişledi demek. Böyle birleştirebiliriz. Fesede bozuldu, salaha düzeldi anlamına gelir. İyi oldu anlamına gelir arkadaşlar. Rahat efendim gitti, kayboldu gibi anlama gelir. Hani yok olup gitti. Burada hadarat geldi anlamındadır. Dolayısıyla bunlar birbirini karşılar zıt olarak. Farihun boş demek, meli'ün dolu demek arkadaşlar. Temnev burada engelliyor demek, gördüğünüz gibi. Burada tesmehu izin veriyor, engellemiyor anlamına gelir arkadaşlar. Bunu bir düzeltemedik. Şuraya alalım. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Evet. Hafet korktu. Teşeccaat böyle cesaretlendi. Korkmadı diyoruz. İzdadet arttı. Bakın galle azaldı arkadaşlar. Anlamına geldi. Etedekkürü ben hatırlıyorum. Ensa ben unutuyorum. Hatırlamıyorum gibi düşünebilirsiniz. Geldik bu kısma. Ekmil cümelel atiyete bil matufi muradifin bil matufin muradifin lil matufi aleyh. Şöyle şunu söyle arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri tamamla. Neyle? Muratif matuflarla tamamla. Matufun aleyhin. Matufun aleyhin eş anlamlısıyla tamamla. Şimdi burada bu vavları görüyorsunuz ya arkadaşlar, şöyle yapalım. Şu vavlar, bunlar atıf vavıdır. Bakın hepsinde var. Buradaki vavdan önceki kelimeler matufun aleyhtir. Kendi üzerine atıf yapılan. Vavdan sonra gelecek olan kelimelere de efendim matuf denir. Atıf, atfedilen, üzerine atfedilen gibi düşünebilirsiniz. Şimdi okuyalım tabii ki. Evet, saade yardım etti. El ganiyyü zengin, el fukarae fakirlere. Başka kime yardım edebilir? El mesakin miskinlere, yoksullara diyebiliriz. Bu gelmesi, mesakin kelimesi anlam itibariyle çok uygun arkadaşlar. Bakın saidtü kethiran, çok sevindim ben. Saidtü kethiran, bilikâil ehli, aileyle görüşmeye. Aile başka kim olabilir? Aile ve akrabalar olabilir arkadaşlar. Aile ve akrabalarla görüşmeye ben çok sevindim diyorum. Vecedna biz bulduk. Fin nuzheti böyle piknikte ya da gördük, karşılaştık. Bulduk değiliz arkadaşlar. Küllemâ yesurru mutlu eden şeylerin hepsini ya da sevindiren. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Bu da yurzi diyebiliriz. Mutlu ve mesut eden, razı eden, hoşnut eden şeylerin hepsini biz efendim piknikte, işte gezide gördük, bulduk diyoruz. Evet, ve cetna'yı geçtik. Lemma ra'at talibu, öğrenci gördüğünde. Netice tehu, sonucunu gördüğünde. Nasıl gördü? Ceyideten, sonucunu efendim iyi olarak gördüğünde, bulduğunda. Hede'e sakinledi ve me'enne, bir de efendim rahatladı diyelim buraya. Elga el muallimu ala talibil muhmil. Bakın elga attı. El muallimu hoca. Ala talibil muhmil. Bu muhmil tembel öğrenci. Tembel demek taliple birlikte tembel öğrenci. Tembel öğrenciyi attı. Billevmi. Kınama attı. Yani kınadı diyeceğiz. Kınadı ve azarladı. El itap. Azarladı arkadaşlar. Burada itap gelecek. Vecedna fil içtimai. Vecedna, bakın biz bulduk. Vecedna fil içtima, toplantıda. Manetülü, bu istediğimiz şeyleri minel, ne bakımdan, minel mesarrati, böyle sevinç ve saadetim, burada da mutluluk diyelim arkadaşlar. Sevinç ve mutluluk bakımından istediğimiz şeyleri toplantıda bulduk diyor. Bu alıştırmamızda böylece geçiyoruz arkadaşlar ve diğer alıştırmamıza geliyoruz. Evet, burada da baktığımızda harfi cerler sorulmuş. Bu harfi cerleri bulmaya çalışacağız. İhtar harfel cerril münasip, uygun harfi ceri seçiniz demiş. Şimdi burada da'ana, bakın bizi davet etti. Kebiru ailetine, aile büyüğümüz. Neye? İlayla. Da'a ilah harfi ceriyle kullanılır, onu söyleyelim. Neye çağrılmışsa ondan sonra ilah harfi ceri gelir. Bakın velimetin fi beytihi, evinde bir ziyafete. Vada'a koydu el velime, kül el velimeti. Burada ziyafetin içine koydu. Ziyafete dahil etti gibi anlamlar söz konusu. Küllema lezze ve tabe, lezzet ve güzel olan her şeyi koydu diyoruz. Burada da fi harfi cer arkadaşlar dikkatimizi çekiyor. Bir şey bir şeyin içine koymada fi harfi ceriyle kullanılıyor. Şerahat, bakın açıkladı. El-mer'etu, kadın, emraha, durumunu. Kime? Lil-kadiye. Bakın lam harfi ceriyle kullanılıyor. Kadıya açıkladı. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Ve devam edelim arkadaşlar. El-ga'ed-duyuku. Misafirler el-ga attılar. El-levme arkadaşlar kınama. Yani kınadılar. Kimi? Burada el-gâ'ala arkadaşlar. Alel-kâdi. Kadıyı kınadılar diyoruz. Bakın burada ala gelecek. Bir kez daha ifade edelim. Bakın merrel-hıtâru el-bil-kâdi. Merrabi ile kullanılır arkadaşlar. Tren kadının yanından geçti şeklinde anlıyoruz. Bakın hünâke var. Sebebun, sebepler. Mena'l-kâdi nokta nokta es-su'ûdi ilel-hıtâr. Bu trene binmek şeklinde ifade etmiştik. Kadıyı trene binmekten engelleyen sebep vardır şeklinde anlayabiliriz. Burada men'a min harfi ceriydi arkadaşlar kullanılır. Neyden engellemişse o min, ondan önce min gelir. Bu şekilde belki öğrenebiliriz diyoruz. Evet. Burada da arkadaşlar baktığımızda boşluğu doldurunuz. Edat-ı Rabbil münasip. Uygun edatla doldurunuz diyor arkadaşlar. Biz de doldurmaya çalışalım. Okuyalım tabii ki. Okumadan dolduramayacağız. La ya'rifu, bilmiyor. El-kadi, kadı. Sebeben, sebebi bilmiyor. Sebeben. Neyin sebebini? Bakın. Lima hadese lehu, ona ne olduğunun sebebini diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde anlayabiliriz. Ona ne olduğunun sebebini bilmiyoruz dedik. Evet. İstecaballahu dua el mer'eti. İstecabe, kabul etti. Allahu, Allah kabul etti. Bakın dua el mer'e, kadının duasını kabul etti. El mer'ete mazlumetin, kadın haksızlığa uğramıştı. Bakın burada mansup gelmiş. Burada mansup kılacak ki enne, lakin ve lienne var arkadaşlar. Çünkü kadın diyeceğiz arkadaşlar. Buraya liyenle gelecek. Çünkü kadın haksızlığa uğramıştı. Masumdu ya da diğer bir ifadeyle diyoruz. Evet. Ahassel kadı. Kadı hissetti. Şeyen kaviyen. Güçlü bir şey. Yedfa'uhu. Onu efendim itiyor ilel huruç. Dışarı çıkmaya. Kadın kendisini dışarı çıkmaya iten sanki bir şey hissetti. Buraya da yine ke'ne gelecek arkadaşlar. Onu söyleyelim. Anlam itibariyle de çok uygun. Diğer taraftan yine ke'ne, bu enne nasb edatıdır. İsmi nasb eder malumunuz. Bakın burada şeyen, buradan mansup gelmiştir diyoruz. Evet, istedenel kadı, kadı izin istedi, bilhuru çıkmaya, çıkmak istedi. Çıkmak için izin istedi de diyebiliriz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şimdi taccebe şaşırdı el duyuhu misafirler minhu ona. Fe geliyor arkadaşlar. Bu da bundan dolayı işte bu nedenle akabinde onlar da şaşırdılar gibi anlam verir. Ra'etil mer'etu, kadın gördü, ennel kadiye, kadı şeyhun daifun, öyle zayıf yaşlı birisidir. Kadının zayıf yaşlı birisi olduğunu fark etti, gördü. Lizalike diyelim arkadaşlar, bundan dolayı edeet, sakinleşti efendim diyoruz. Evet, el kadi ya'durul duyufe ve la ya'rifune. Bakın kadı ya'duru efendim özür beyan ediyor ya da mazeret beyan ediyor, özür diliyor. Duyuf misafirlerden ve la ya'rifune, onlar da bilmiyorlar. Yani neyi bilmiyorlar? Fa'lel kadı zalike, kadı bunu niçin yaptı bilmiyorlar. Kadının bunu niçin yaptığını bilmiyorlar diyoruz. Buraya da limada gelecek arkadaşlar. Geçelim diğer bir sorumuza, cümlemize. Vakatil hadifeti, olay meydana geldi. Kable selâfine seneten 30 yıl önce meydana geldi. El kadi yetevekkeruha ceyden. Ama lakin, bakın lakinle gelecek. Lakinnel kadi, ancak kadı onu iyi bir şekilde hatırlıyor. Yani hala hatırlıyor gibi düşünebilirsiniz. Diğer bir alıştırmamıza bakıyoruz arkadaşlar. İstahdim, bakınız, kullanınız demiş. Hemen çizelim. Ma illa hatta arkadaşlar bu kadı bu kullanarak bir rabdi beynel cümleteyni, iki efendim cümleyi birleştirmek için, bağlamak için şunları kullanınız demiş. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi. وَغَيْرْ مَا يَلْزِمُ diyelim. Gerekli değişikliği de yapınız demiş arkadaşlar. Örneğe bakıyoruz. Misal, eclisu, ben oturuyorum. Mel akribai, akrabalarıyla birlikte oturuyorum. Nisbe saatin, yarım saat demek. Yadıyıku, daraldı, saddi, göğsüm daraldı, içim daraldı diyoruz arkadaşlar. Bakınız, ma celestu, ben oturmadım. Mel akribai, akrabalarla illa nisbe saatin, sadece yarım saat oturdum. Hatta daha sadri, benim göğsüm daraldı diyor arkadaşlar. Göğsüm daralıncaya kadar ben akrabalarla sadece yarım saat oturdum diyebiliriz. Ya da sadece yarım saat oturmuştum ki içim sıkıldı şeklinde anlayabiliyoruz cümleyi. Evet, bakın edrusu, ben çalışıyorum, el Kur'an, Kur'an-ı Kerim çalışıyorum. Seneten, bir sene. Utkinu et tecvidi, tecvidi iyi öğrendim, öğreniyorum şeklinde anlıyoruz. Bakınız şu şekilde yapabiliyoruz. Ma derastul Kur'ane illa seneten hatta Etkantü tecvite diyorum arkadaşlar burayı. Anlamı şöyle yapabiliriz. Yalnızca bir sene efendim Kur'an-ı Kerim çalışmıştım ki tecvidi iyice öğrendim. Sadece bir sene Kur'an-ı Kerim çalışarak efendim tecvidi iyice öğrendim diyebiliriz burada. Ya da Kur'an-ı tecvidi iyice öğrenene kadar sadece efendim bir sene Kur'an-ı Kerim çalıştım anlamına geliyor. Evet. Eclisü ben oturuyorum filbeyti evde. Usman bir hafta eşholu bilmelen. Sıkıldım demek arkadaşlar bu. Macelestü filbeyti illa usbuan. Evde sadece bir hafta oturmuştum ki hatta şaartı bilmeler ben sıkıldım diyebiliriz. Evde sıkılıncaya kadar evde sadece bir hafta geçirdim ya da bir hafta oturdum anlamını verebiliriz arkadaşlar. Antaziru ben bekliyorum. El kıtar tren. Aşra dakika 10 dakika. Yehullu kıtar. Tren geliyor. Bakınız ma intazartu el kıtare illa aşra dakika. Hatta vasale el kıtar. Tren gelinceye kadar sadece 10 dakika ben bekledim diyor. Bu şekilde anlayabiliriz arkadaşlar. Aişu ben yaşıyorum. Fi ammane ben Amman'da yaşıyorum. Siddete eşhurin 6 ay. Etekellemül Arabiye Arapça konuşuyorum. Maiştu fi ummane. Burada gerçi Amman demiş. Biz Umman yazmış. Amman yazacağız arkadaşlar. İlla siddete eşhurin hatta tekellemtül Arabiye. Şöyle diyebilirim. Arapçayı konuşuncaya kadar Umman'da sadece 6 ay yaşadım. Şeklinde ya, anlayabiliriz cümlemizi. Yusemmi'u tıflu es-surate merrateyni. Efendim. Yusemmi'u dinledi diyeceğim. Tıflu çocuk es-surete sureyi merrateyni. 2 defa yahfazu surete. Sureyi ezberledi. Ezberliyor. Ma semma'a tıflü es-surete illa merrateyni hatta hafize surete diyoruz arkadaşlar. Bakın çocuk sureyi sadece 2 defa efendim dinledi. Hafize surete sureyi de ezberledi. Sureyi ezberleyinceye kadar sadece 2 defa dinledi çocuk şeklinde anlayabilirim burayı da. Diğer bir alıştırmamız da şu şekilde arkadaşlar. Bu daha kolay bir alıştırma kısmen. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle efendim tamamlayınız diyor. Bu kelimeler yukarıda metinde geçiyor arkadaşlar. Metinden bakıp yazabilirsiniz efendim ya da metni okuduktan sonra zihninizde kaldığı şekilde de ya da yazabilirsiniz. Bakınız kâne tarihu yol barikan boş idi. Ve leylü gecede sakinen sakin idi. Daha buraya sakinen geliyor gördüğünüz gibi. Daha kebirul aileti el akriba'e ila velimetin. Aile büyüklerinden biri ya da bir aile büyüğü akrabaları ziyafete davet etti dedik. Buraya da velime geliyor. İstecaballahu Allah kabul etti dua el mer'eti kadının duasını lianneha çünkü mazlumetun haksızlığa uğramıştı. Davetül mazlum, mazlumun duası, bu dua arkadaşlar diyeceğiz artık. Leyse beyneha ve beynallah hicabı. Allah'la mazlumun duası arasında hicab burada örtü anlamına da gelir, engelli anlam. Bir engel yoktur diyoruz. Merrel gıtaru, tren geçti ve kâne farigan boş idi. Ve azemel kadi, kadı da niyet etti, karar verdi. Alel rukubi, binmeye karar verdi. Burada da rukup geliyor. Rehebet el mer'atü ilel mahkeme. Kadın gitti ilel mahkeme. Mahkemeye gitti. Ve rafaat eşşekvaha ilel kadi. Şikayetini kadıya bildirdi. Rafa burada söyledi. Bildirdi anlamına geliyor arkadaşlar. Diğer alıştırmamız da bizden şunu istiyor. Hemen söyleyelim. Kelimeleri kendinden cümleler içerisine koy. Sonra da gerekli değişikliği yap. Ma yelzem demiş arkadaşlar. Kelimelerimiz bunlar. Bakın da'a çağırdı. Aile, aile demek. Velime, nimet demek. Bakın da'avtu ben çağırdım. El aileti, aileyi çağırdım. İlel velimeti, ziyafeti davet ettim. Siz de farklı şekilde düşünebilirsiniz. Elga, ellevme, elgadi. Burada elga attı demek. Ellevme efendim kınamak demek de. Elgadi, kad demek. Elga, efradul aileti. Aile üyeleri kınadılar. Elga billem, alel kadi. Kadıyı kınadılar. Böyle bir cümle kurabilirsin. Rafa, şekva, elgadi. Rafa yükseltti. Şekva, şikayet, kadı. Bakın rafa'atel mer'etü şekvaha ilel kadi. Bu o metinde de geçmişti. Kadın şikayetini kadıya söyledi diyoruz. Bildirdi diyoruz. Kânet el mer'etü kadın et tariku yol. Kânet el mer'etü kadın temşi yürüyor idi fit tariku yolda. Bu şekilde yapabiliriz. Ya'meli biliyor. Muvazzafın görevli demek. Dimeşk. Ya'melü, düzeltiyorum. Ya'melü biliyor dedik arkadaşlar. Ayın mimi yer değiştirdik herhalde. Efendim, ya'melü çalışıyor. Ya'melü çalışır. Er-racülü adam muvazzafen görevli olarak fi Dimeşk'e, Dimeşk'te çalışıyor. İsterseniz ya'melü el-muvazzafu fi Dimeşk'e diyebilirsiniz. Celese oturdu. Ad-duyuf misafirler, konuklar. El-maide sofra. Misafirler bakın celese oturdu. Duyuhu misafirler havlel maideti sofranın etrafına diyoruz arkadaşlar. Vaka oldu. El hadiseti olay selafine seneten 30 sene. Vakat oldu. El hadiseti olay bakın gable selafine seneten 30 yıl önce. Burada da 30 yıl önce anlamına geldi. Bu şekilde yapılabilir. Burada da lahızil gıssatel kadi vel mer'etil mazlumeti bi uslubi. Kendi üslubunca diyor arkadaşlar. Haksızlığa uğramış kadın ve kadı hikayesini sen özetle demiş burada da. Evet, dersimizi ben burada noktalıyorum arkadaşlar. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın, Arapça ile kalmaya devam edin.